Atatürk'ün 13. kuşaktan dedesi Hasan Can'ın mezarının Bursa'da olduğunu biliyor muydunuz? Hem de öyle bir mekanda ki, bir yanda Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet Han, diğer yanda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 13. nesilden atası Hasan Can. Peki kim bu Hasan Can? Atatürk'ün anne ve baba tarafı nüfus kayıtlarında Sofizadeler olarak geçer. Türk oğlu, Türk soylu Sofizadelerin kökü Akkoyunlu Bey'i, Sofu Halil Bey'in hafızı Cemalettin İsfahani'ye kadar uzanır. Burada yatmakta olan da İsfahani'nin torunu olan Hasan Can Çelebi'den başkası değildir. 1514'teki Çaldıran Seferi'nden sonra Sultan Selim'in Tebriz'den İstanbul'a getirdiği alim ve sanatkarlardan biri olan Hasan Can, Sultan Selim'in hafızı ve sırdaşı olarak görev yaptı. Sultan Selim'in vefatından sonra tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın çok ısrar etmesine rağmen İstanbul'da kalmayan Hasan Can Bursa'ya yerleşti. Burada vefat etti. Şimdi soru şu. Atatürk gibi milli bir kahramanın Tebriz'den Selanik'e kadar soyu sopu tüm belgeleriyle ortadayken bu gerçeğin üstü neden örtülür? Galiba bunun tek bir nedeni var. Atatürk ile Türk milleti arasında büyük bir boşluk oluşturmak, iftiraların önünü açmak, onu Türk milletinin gözünden ve gönlünden düşürmek. Ancak çabalar boşa. Ne bu toprakları Türksüzleştirebilecekler, ne de Türk milletinin kalbindeki Atatürk sevgisini yok edemeyecekler. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.